Merhaba efendim. 16 Nisan anayasa referandumuna çok az bir süre kaldı. Doğru kararı verebilmek için maddeleri incelemeye devam ediyoruz. Seçmen yorumları... Milletvekilleri onay verirse bütçe onaylanacaktır. Yeni bütçeyi hazırlayıp meclise sunacak. Bu şekilde milletvekillerin milletvekilliğini bakanlar da bakanlığını yapmış oluyor. Ve uzman görüşleriyle... Yeni sistemde bununla ilgili sorumluluk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor. Bütçe kanun tasarısını sunabilecek. Bütçeyi denetlemek, onaylamak meclisin görevi. Referandum rehberi başlıyor. Mecliste yaşanan bütçe krizlerini hepimiz hatırlıyoruz. İşte şimdiki maddemiz tam da bununla ilgili. 161. maddedeki bütçenin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili değişiklikleri inceleyeceğiz. Gelin hemen maddenin eski ve yeni haline bir bakalım. Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini mali yılbaşından en az 75 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Yeni anayasada yapılan değişikliklerden bir tanesi de bütçe kanununu Cumhurbaşkanı'nın teklif etmesi. Bütçe kanunu dışında Cumhurbaşkanı'nın meclise kanun sunma yetkisi bulunmuyor. Hükümete kim başkanlık ediyorsa onun vermesi doğrudur. Yani hükümete başbakan başkanlık ediyorsa o veriyordu. Cumhurbaşkanlığı başkanlık edecekse o vermelidir. Cumhurbaşkanı aslında tek başına hazırlamayacak. Ekibiyle hazırlayacak ve daha sonra meclise sunulacak. Şu anda da zaten meclise sunan hükümettir. Ama o zaman da yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı kendi ekibiyle sunacaktır. Yine denetlenebilir bir sistemde milletvekilleri onay verirse bütçe onaylanacaktır. Ortada bir karar olsa o kararı sadece oylamak için meclise sunulsa bence çok daha olaya net olarak ve yürürlüğe de çok hızlı girebileceğini düşünüyorum. Vekiller halkla uğraşsın, bakanlar da işleriyle uğraşsın. Bence en mantıklısı bu. Bu şekilde milletvekillerin milletvekilliğini bakanlar da bakanlığını yapmış oluyor. Bütçe kanunu dışında kanun sunma ve yapma yetkisi tamamen mecliste olacak. Peki neden bütçe kanununu Cumhurbaşkanı teklif ediyor? Buyurun cevaplarına birlikte bakalım. Hükümetin kanun tasarısı sunma yetkisi yok artık. Sadece bütçe kanun tasarısını sunabilecek ama yine meclis karar verecek, meclis onaylayacak. Yeni sistemde bununla ilgili sorumluluk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın direkt olarak kendi bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması gerekecek. Bütçeyi denetlemek, onaylamak meclisin görevi. Bu anlamda meclisten bir yetki, bir görev alınıp da başka bir yere verilmiyor. Kanunu Cumhurbaşkanı teklif edecek ama son sözü meclis söyleyecek. Meclisin denetiminden geçmeyen bütçe kabul edilmiyor. Yeni anayasa paketinde bütçeyle ilgili sürecin diğer ülkelerdeki aksamalar ve tıkanıklıklar dikkate alınarak mükemmel bir şekilde yapılandırıldığını gözlemliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı bakanlarıyla birlikte, ekibiyle birlikte yeni bütçeyi hazırlayıp meclise sunacak ve meclis onayladıktan sonra yeni bütçe hayata geçmiş olacak. Yani biraz prosedür sanki hızlandırmış olacak. Cumhurbaşkanlığı bütçeyi hazırlayacak, vekillere sunacak, son sözü meclis söyleyecek. Farz edelim ki Cumhurbaşkanı bir bütçe teklifi sundu ama meclis bütçeyi onaylamadı. Bütçe tasarısı Cumhurbaşkanı eliyle meclise geliyor, reddedilebilir. İkincisinde geçici bütçe sunuluyor, bir kriz anı yaşanmasın. Bakın bu konuda da Amerika'dan farklı olarak şimdi zaman zaman orada krizler, bütçe krizleri yaşanıyor. Yurt dışındaki önemli ülkelerde zaman zaman takdim edilen söz konusu bütçenin bazen ilgili ülkenin meclis tarafından kabul edilmediğine şahit oluyoruz. Türkiye'de bir kriz yaşanmaması için, bütçesiz kalmaması için geçici bütçe sunuyor. O da reddedilebilir. Eğer bir sıkıntı olur ve meclis onaylamazsa işler durmayacak. Bir önceki dönemin bütçesi üzerinden işler yürümeye devam edecek. Bu bir tedbirdir. Önemli bir tedbir.
Eğer meclis Sayın Cumhurbaşkanı onaylamış oldu, yani hazırlamış olduğu bütçeyi onaylamazsa geçici bütçe hayata devam eder. İkinci kez meclise bir düzeltmeyle beraber belki gelecek. Yani bir önceki yılın bütçesiyle devam edeceklerini biliyorum. Eski bütçe yeni değerleme kat sayısıyla artırılarak uygulanacak demek. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili değişikliği böylece anlamış olduk. Karar milletin. Hoşça kalın.